Yani şu an kim? Fuat Oktay'dan bir açıklama evet. var. AFAD'da koordinasyonun başında Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay. Dinleyelim. 6 arasında. Arama kurtarma boyutundaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tabi burada kış şartları sadece bölgedeki 10 ilimizle ilgili de değildi bu. Diğer bölgelerdeki çok yoğun kış şartları, özellikle gece boyunca tipinin de yoğun olduğu bölgeler, yolların kapanması, bir taraftan afetle mücadele ederken diğer tarafta da hava şartlarıyla mücadele etmemizi de beraberinde getirdi. Özellikle hava araçlarını kullanamama gibi, helikopterler başta olmak üzere. Dolayısıyla bu sabahtan itibaren de helikopterleri, hava araçlarını biraz daha rahat kullanmaya başladık. Arama kurtarma sayıları itibariyle bugün, şu an itibariyle tüm illerimizde 12.181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Bunlardan 4.060'ı Maraş'ta, 2.465'i Hatay'da, 1.314 Gaziantep'te, 1.721 Adıyaman'da, 687 Osmaniye'de, 119 Adana, 562 Diyarbakır, Şanlıurfa 100, Kilis 41 ve Malatya 1.112. Burada özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki çalışmalar oldukça başarılı şekilde yürütüldü. Bu illerimizdeki durumlar oldukça iyi durumdadır. Diğer illerle alakalı yine bu arama kurtarma çerçevesinde 239 sağlıkla ilgili 946 ambulans, 239 UMKE timi ve yine ambulans uçaklar ve ayrıca 1947 UMKE personeli de toplam 4.785 de sağlık personelimiz görev yapmaktadır sahada. Toplam sahada fiilen çalışan personel sayımız 24.443'tür an itibariyle. Tabii iş makineleri konusu son derece önemli, kritik. Arama kurtarma ekipleriyle ilgili. Burada da 4.191 iş makinamız fiilen sahada arama kurtarma ekiplerimizle birlikte faaliyet halindedir. Özellikle dün gece itibariyle, akşam ve gece itibariyle vinç ihtiyacı çerçevesinde vinç ihtiyacının karşılanması ile ilgili çok ciddi bir yol alınmıştır. Sahada da tamamı sevk edilmiş durumda. 500'ü geçti diyebiliyoruz. Yine hava araçlarını kullanma şansımız bu sabah itibariyle arttı dedim. Onunla alakalı da hemen bilgileri paylaşmak isterim kamuoyuyla. 6 adet A400M, yine 6 adet C130, 19 adet CN235 ki bunlardan 4'ü ambulans uçaktır. Sağlık Bakanlığımızın ambulans uçaklarına ilave olarak 4 adet KC-135 tanker uçakları ve 26 adet de helikopter, özellikle helikopteri hava şartları çerçevesinde son derece dikkatli değerlendiriyoruz. Özellikle şu anda Adana, yoğun şekilde Adana Havalimanı bir lojistik üssü haline gelmiş durumda. Özellikle arama kurtarma, yurt dışından gelen bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri açısından çok hızlı bir şekilde bu ekipleri Hatay, Maraş ve Adıyaman'a çok hızlı şekilde bu üç ilimiz başta olmak üzere Malatya yine sevk ediyoruz. Hava araçları vesilesiyle, dolayısıyla orada da iyi bir çalışma an itibariyle devam ediyor. Eğer hava şartları bozmazsa tamamını gelen ekiplerin ilave olarak mevcut 12.181 diye ifade ettiğimiz arama kurtarma ekiplerine ilave olarak sahaya göndermiş olacağız. Ayrıca bunların ekipmanlarıyla birlikte.
sadece havadan değil karadan da yine otobüslerle ve ekipmanları da kamyonlarla da sahaya sevk edilmektedir. Diğer ülkelerden gelen yardımlar boyutuna baktığımızda da 3294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. Orada da 14 ülke, 70'in üzerinde ülke talepte bulunmuş durumda. Bunlardan 14 ülke fiilen aradı sahada ve şu anda biraz önce de ifade ettiğim Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasında. Bunlar Çek, Fransa, Malta, Hollanda, Hindistan, Polonya, Cezayir, İtalya, Moldova, Arnavutluk, İsrail, Özbekistan, Macaristan, Almanya, Sırbistan, Slovakya, Katar, İngiltere, Rusya Federasyonu'dur. Bu ülkelere de ayrıca teşekkür ediyoruz katma değerlerinden ve böyle bir sıkıntılı dönemde bizimle birlikte dayanışma içerisinde olmalarından dolayı 3294 personel ve yine K9 arama kurtarma köpekleri de ilaveten buna dahildir. Hastanelerimizden, sağlık ekiplerimizden bahsetmiştim. Özellikle dün bilgisini paylaştığımız hastanelerimizde hasar boyutunda bir değişme yok. Dolayısıyla yine diğer dışarıdan da içeriden de gelen Sahra hastaneleriyle ilgili elimizde Sahra hastanelerimizde mevcut. Çok hızlı şekilde onların da yine kurulumlarını yapıyoruz. Bu hasarlı olan hastanelerin bulunduğu yerlerde de yoğun olarak diğer illere hasta sevkiyatını da yapıyoruz. Yerelde de yine Sahra hastaneleri ve çadır hastaneler dahil bunlarla hizmet vermeye devam ediyoruz. Yollarla ilgili şeye baktığımızda barınmayı öncelikle müsaadenizle barınmayı paylaşmak isterim. Barınmada yine tüm Türkiye çapında çadırlarımız ve battaniye, yatak, mutfak setleri, yastık, çarşaf setleri hem bu bizim kendi AFAD'ın lojistik depolarında bulunanlar, gerek Kızılay'ın depolarında bulunanlar, gerekse de özellikle çadır dışındaki diğer alanlarda sivil toplum örgütlerimiz veya yerel yönetimlerimizce yapılan yardımlar, bunlar sahaya iletilmeye çalışılmakta. Özellikle dün akşam ve gece boyu yaşadığımız tipiden kaynaklı yolların afet bölgesi dışında da kapalı, yoğun şekilde kapanıyor olmasından kaynaklı biz bugün itibariyle de yine buraya hava yolu aracılığıyla bu ihtiyaçların afet bölgesine intikalini önceliklemiş durumdayız. Milli Eğitim Bakanlığımız ve üniversitelerimizin dün itibariyle yerleşim yerlerini, pansiyonlarını, kredi yurtlara bağlı kurumları, üniversitelerimizin gençlik merkezlerini, yine Milli Eğitim Bakanlığımızın pansiyonlar, spor salonları, okullar, öğretmen evleri diye ifade ettiğimiz yerleri açmış durumda idi. Oradaki son durum, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 301.512 kişi ve Gençlik Spor Bakanlığımız koordinasyonunda yine üniversiteler çerçevesinde 78.000 yaklaşık 79.000 kişi toplamda da 380.000 kişi 380.500 yaklaşık afetse de buralarda şu anda barındırılıyor. Dolayısıyla beslenme imkanları da sunulmakta bu bölgelerde. Yollarla ilgili dün ifade ettiğimiz güzergahlarda Hatay-Reyhanlı devlet yolu vardı. Burada bir ulaşıma kapalı alan. Burada alternatif yol kullanılmakta. Kapalı alanlarda yine geçişi kontrollü olarak sağlayalım diye. Osmaniye-Antep yolu üzerinde Nurdağ mevkiinden dolayı bir orada yine tek yönlü bir geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda burası ve Malatya-Maraş arasında bir sıkıntı vardı. Orada da yine alternatif güzergah kullanılmaktadır. Özellikle Kayseri-Pınarbaşı ve Göksun yolu çerçevesinde o bölgede de
afetten kaynaklı değil de tipiden kaynaklı sıkıntılar orada devam etti. Gece boyu da devam etti ama zorunlu geçişler için buralar açılmış durumda. Bu vesileyle ben bir şeyi ayrıca hatırlatmak istiyorum. Özellikle afet bölgelerinde ulaşım son derece önemli ve kritik. Ulaşımın zamanında sağlanıyor olabilmesi, afetle mücadele eden araçlarımızın ve ekiplerimizin sahada çalışmalarını çok hızlı şekilde yerine getiriyor olabilmeleri için bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli. Bölgede işi olmayan, afet bölgesinde işi olmayan vatandaşlarımızı bu yolları kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz ve rica ediyoruz. Bu bölgeleri ihtiyacı olmayan afet bölgesine gıda veya arama kurtarmadır, barınmadır ve benzeri alanlarda herhangi bir nakliye işi yapmayanların bu yolları kullanmamaları. Dolayısıyla burada bir tedbir de almış durumdayız. Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibariyle görevli araçların afetle ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer her türlü aracın girmesini durdurmuş durumdayız. 48 saat süresince bu geçerli olacak. 11 itibariyle bugün sanıyorum bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de eğer ihtiyaç olursa bu genişletilebilir. Hatay, Maraş ve Adıyaman. İhtiyaç olduğu halde de bu diğer illerde de genişletilebilir ama burada bizim asıl vermek istediğimiz mesaj bu tür tedbirlere gerek olmadan bölgede işi olmayan vatandaşlarımızın o yolları kullanmamaları. Elektrik konusunu dün yine gece sizlerle paylaşmıştım. Orada da baktığımızda